Alo. Niko. Abi Mandalorian'ın yeni sezonunun başlamasına az kaldı. Bizde hiç içerik yok. Ne yapacağız? Konuk bulayım. Bu saatten sonra konuk bulayım. Nereden bulacağına dalga mı geçiyorsun? Kapat buldum. Galaksinin Sesi'nin yeni bölümünde tekrar Emre ile beraber sizlerleyiz arkadaşlar. Bugünkü bölümde Emre'nin Mandalorian kostümünden biraz bahsedeceğiz. Aslında Feza Gezginleri'ni takip ettiyseniz Emre orada gayet detaylı bir şekilde aşama aşama kostümünün yapılışından söz ediyordu. Hangi parçayı nasıl yaptığına dair ipuçları veriyordu. Ama biz bugün konuyu, daha doğrusu bu kostümü biraz daha 501. Lejyon ya da Asi Lejyon'u gözüyle biraz daha detaya inerek irdelemek istiyoruz. Emre öncelikle tekrar teşekkürler Ben bizleri konuk teşekkür ettiğin ederim için. geldiğiniz için. Ya nereden başlasak? Yani öncelikle kostüm müthiş gözüküyor. Teşekkür ederim. Yani bunu Emre çok şaşırarak karşılamıyordur bence ama. Estağfurullah canım. Eksiklerimiz var hala. Devam ediyoruz yani. Tam bitmedi. İşte buna ne zaman başladım ben? Aralık falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Fakat ben bunu başladığım dönemde çok ciddiye almadım açıkçası. Yani Neden? Boba Fett kadar ciddiye almadım. Ve hani yaparım ya, öyle bitiririz ya, hani göstermelik olsa yeter diye başladım her zamanki gibi. Ve bir ay sonra iş çok ciddiye bindi. Zaten sana bunun yapacağımı haber vermemle direkt sen hani bu konuda yapabileceğin yardımları düşünmeye başladım bana. Hani kimlerle konuşabiliriz, nasıl destek alabiliriz falan diyerekten. Ve bugün hala işte Ekim ayındayız artık. Son adıma geldik. Tek eksiğim kaldı. O da pelerin. Şu an üzerimde olmayan bazı parçalar var. Kimisi boyadan çıktı, kuruyorlar. Kimisi montaj için velcro bekliyorlar. Fakat 1,5-2 hafta içerisinde bunlar da bitecek. Feza Gezginlerinde de bir final videosu yayınlayacağız. Yani aslına bakarsan Boba Fett'ten çok daha stresli oldu bu kostüm benim için. Neden? Çünkü bu sefer hani birçok bağlamda bu kostümün içine girmiş oldum. Birazcık da sorumluluk tarzı bir şey geldi üzerime. O yüzden hani mümkün mertebe en accurate şeklini tamamen burada yaptık. Şimdi Boba Fett de şöyleydi. O zamanlar benim bu kadar fazla imkanım yoktu. Bazı parçaları dışarıdan alıp hani burada boyadım, birleştirdiğim şeyler oldu. Veyahut da kumaş parçaları yurt dışından getirttiklerim oldu. Yabancı terzilere diktirdim. Bu gördüğün şeyin tamamı bu odada yapıldı. Yani baştan sona hani hiç taviz vermeden bütün accuracy'yi tutturarak yapmak stresli bir süreç. Bu yüzden de hani kısa bir zamanda hızlı bir şekilde yetiştirmek istiyorum. Baya bir enerji tüketti bende açıkçası. Peki, yani şimdi bu kostümün sert parçaları var ve yumuşak parçaları var. Bütün parçaları sen yaptın. Evet. Seni en çok zorlayan parça hangisi oldu? Kask oldu. Kaskı benim ortağım Orhun Balsızan modelledi. Aslında beraber modelledik. O opere etti sadece. Yani orayı çekiştir, burayı çekiştir, şurayı şöyle yap, şurayı böyle yap. Bak onun ölçüsü var bende. İşte bir de sorun şu. Normalde mesela Boba Fett'te tonlarca referans materyali var. Orijinal kostümün görünmüş hali yok. Bunda yok öyle bir şey. Yani ne ölçü biliyoruz ne başka bir şey. Bir tek kullanılan boyanın Elemental olduğunu biliyoruz. Onu bulduk. Geri kalan her şeyi hani biz kendimiz screen cap'lerden, işte internete düşen D23 fotoğraflarından, oralardan hani çekiştirip şey yapa ölçekleyerek yaptığımız bir iş. Ki hatta daha önce Feza Gezginlerinde de bahsettim. Bu zırhı ikinci basışım. Ha, çünkü şey Evet, olmuştu. boyut küçük Küçük geldi geldi. bana. Küçük geldi, büyüttüm mecburen.
Pedro Pascal'la hemen hemen aynı boyuttayız ama dijitalde onu ayarlamak düşündüğü kadar kolay değil. Yani kendi boyutunuzda bir model yaptığınızda bile kumaş parçaları olmadığı için bazı parçalar büyük gelebiliyor. Onu bir basıyorsunuz, küçük kalıyor. Tekrar 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 aynı işlemleri yapmak çok can sıkıcı. Belki o boyut problemi olmasaydı bir iki ay önce bitmiştik olsun. Tabii deneme yanılma yapıyorsun. Mecburen. Oldu olmadı. Peki şimdi Mandalorian'ın şu ana kadar hani biz bu kaydı yaparken sadece birinci sezonu yayınlanmış durumdaydı. O tek bir sezonda yanlış bilmiyorsam 3 farklı versiyonu oldu bu kostümün. Evet doğru. Sen ilk halini yapıyorsun değil mi? İlk yani bölüm. Beskar öncesi. Sezon 1 bölüm 1. Anladım. Peki diğer versiyonları yapmayı düşünür müsün? Şu an devam ediyor onlar da. Yani şöyle mesela bu omuzluğu çıkarıp Beskar omuzluk taktığımızda V2 oluyor. Ondan sonra tamamen Beskar'a geçeceğiz. Onun için de bana çok yardımı dokunan birine de buradan anlamayacak ama teşekkür edeceğim. Darren Patton'ın EA Games'in şeyi, lead modeleri. Kendisi bu gauntlet'ları işte bazı armor parçalarını benimle beraber modelledi. Bana çok yardımcı oldu. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok faydası dokundu. Aslında ilk bu işi yani öncülüğünü eden onunla ben olduk. O şu an dosyaları kendi istediği gibi kullanıyor. Ben de aynı şekilde kendi istediğim gibi kullanıyorum. Böyle bir avantajımız oldu. Ha diyeceksin 3D printing ve artık kostüm yapmak çok mu kolay? Değil. Çünkü biz şu an yine hala cosplay kafasıyla işlemiyoruz. Bunu hani daha önce de konuşmuşuzdur. Biz costuming mantığıyla tamamen dizide görülenin birebir aynısını yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle her gördüğünüz ürün kalıptan çıkmış gibi gözükmesi gerekmekte. Bu nedenle de üretim süreci çok zorlanıyor. Evet istediğimiz parçaları burada yapabiliyorum. Ama bunları boyaya hazır etmek gerçekten çok çile yani. Çok uzun süren işler. Sana şunu soracağım. Şimdi Mandalorian karakterini biz göreli bir yıl oldu. Oldu evet. Fakat bu karakterin lejyonlarda yer alması daha yeni yeni. Daha doğrusu şöyle açıklayalım. 501. lejyonda ve Asi lejyonda bir karakterin kılığına bürünmek istiyorsanız öncelikle o karakterin kostüm standartlarının bulunması gerekiyor. Ve siz kostümünüzü o standartlara uygun şekilde yapmalısınız. Yaptığınız takdirde üyeliğiniz kabul oluyor. Ki Emre de zaten 501. Lejyon ve Asi Lejyon'un kostüm sorumlusu. Gerekli onayları Emre veriyor. Standartlara uygun olup olmadığını Emre bakıyor. Fakat şimdi bu yeni bir karakter. Evet. Sen bu karakterin kostüm standartlarının belirlenme sürecinde aktif bulundun. Yani sadece evet, Türkiye'yi kastetmiyorum. Bütün dünya çapında bu standartlar belirleniyor. Bu kostümü yapan kişiler tarafından. Yanlış anlatmıyorum değil mi? Doğru, doğru. Kesinlikle. Ondan sonra bu standartlar açıklanıyor. Ve deniyor ki işte bu karakteri yapacaksınız. Bu standartlara uygun yapmalısınız. Şimdi sen bu süreçte bulundun. Nasıl bir süreçti ve neden bir yıl sürdü? Şimdi süreç çok zorlu bir süreç. Çünkü yaklaşık 13-14 kişi var ekipte ve her kafadan bir ses çıkıyor. Ve şöyle bir problem var. Şimdi insan gözünün gördüğü renk spektrumu herkes de farklı. Yani benim bir ara hatırlarsın hani neydi altın rengi miydi mavi miydi diye bir tartışma vardı bir elbise evet, renginden. Evet, evet. O hesap herkesin gördüğü şey farklı olabiliyor ve herkesin gördüğü kendine doğru. Mesela jumpsuit'ten çok kavga çıktı. Biri kahverengi diyor, biri mor diyor, biri gri diyor. En son hatta şeye o kadar ulaştık dublörlerden birine. Adam şey dedi, ya kahverengi gri dedi ama ben renk körüyüm dedi. Tam emin olamadım dedi. Öyle bir komedi bir hikayemiz de var. Nitekim biz bunları bu şekilde hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte kostümü bulabildiğimiz, görebildiğimiz yerler. D23 olabilir, behind the scenes fotoğrafları olabilir, referans alabileceğimiz başka oyuncularla olan screen cap'lar olabilir. Buralardan ölçekleme yapıyoruz. Şu bu kadar santim olur. Bunun renk kodu buna uygundur. Şimdi biz bir Pantone rengi veriyoruz şeylerde ama bu sadece referans için. Zaten hani Legacy FX'e ulaşamadığımız, ya tek Legacy FX'ten alabildiğimiz şey Alimalister oldu. Onun dışında hani bize renkle alakalı hiçbir şey söylemediler. Ben karıştırarak buldum renkleri. Diğer üye arkadaşlarımız da aynı bu şekilde yaptılar.
tutturması zor. Beskar'da öyle bir problem yok. Hepsi alınmalıdır ama bu pre-Beskar'ın rengini tutturmak biraz sıkıntı. Birkaç varyasyon var çünkü. Ardından topladığımız bilgileri hepimiz bir döküyoruz. Biz şunu bulduk, biz bunu bulduk, ettik, tuttuk diyerekten tartışılıyor. Oylamaya sunuluyor. En yüksek oyu alan kabul ediliyor. Standart olarak yazılıyor. Herkes bir şey ekliyor. Daha sonra kalıyor geriye model bulmak. Artık ilk kostümünü kim tamamlarsa bu standartlara uygun. Şanslı kişi Mike Caninez oldu. Amerikalı. O model olarak seçildi. Fotoğrafları zaten vardı. Maalesef ben yetiştiremedim. yoksa benim kask ve göğüs zırhı model olacaktı. Olsun, Mike Caninez'in de göğüs zırhı, gauntletleri benimkiyle aynı dosyalar. Darren'la beraber yaptığımız dosyalar. Bir şey değil, o da bir dostumuz, arkadaşımız. Yabancıya gitmedi diyelim. Böyle belirledik. Bütün sistem, hani 501 içinde, AC Legion içinde, Mandalorian Mercs içinde geçerli. Ben Mandalorian Mercs üyesiyim aynı zamanda, biliyorsun. Mandalorian Mercs'in CRL'i şeye göre, 501'e göre çok katı. Yani 501'de mesela Pelerin için yün benzeri bir materyal dediyse level 1 acceptance için, yani birinci seviye kabul için, MMC'de direkt şey diyor, boiled wool olacaktır. Hiç hani şey yok. Gözünün yaşına bakmıyor. Yoksa gelme diyor. O yani, kadar katı. Yani o zaman şunu anlıyorum. 501. Legion'a bir karakterle üye olabildin diyelim. Ama evet, aynı standartlar Mandalorian Mercs için geçerli, geçerli değil. Kesinlikle. Aynı şey Rebel Legion'da geçerli. Mesela ben Rebel Legion'da bu şekilde olmayan bir göğüs zırhı olan birini de gördüm. Böyle daha karemsi bir zırhı vardı. Tuhaftı böyle. Daha Diamond şekli. Onu bile almışlar. Ama MMC'de öyle bir şey yapmıyoruz kesinlikle. Yani özellikle canon kostümlerde çok inceleyip sık dokuyoruz yani. Anladım. O zaman şuna bağlayacağım. Bu karakteri, yani Mandalorian karakterini yapıp da 501. Legion'a ya da Asi Legion'a ya da Mandalorian Mercs'e üye olan var mı dünya çapında? Mandalorian Mercs'e de var. Asi Legion'a da var. 501'e de var. Ama bir elin parmaklarını geçmiyor şu an. Anladım. Sayı az. Bu aynı zamanda şunun da cevabı oluyor galiba. Bu karakterler, yani aynı karakter hem iyi olarak algılanabiliyor hem kötü. Kesinlikle. Her iki lejyona da girebiliyor. Hepsine giriyor. Enteresan olan tarafı o. Yani bir kostümde tüm lejyonlara üye olabiliyorsunuz. Yani iki lejyon artı bir de Mandalorian Mercs. Böyle bir avantajı var. Şimdi biz birkaç soru topladık bu karakterle ilgili olarak. Onları da sana yöneltmek istiyorum. En çok Mifer'de zorlandım dedin. Bu Mifer'le ilgili olarak şey söyleyebilir misin? Kullandığın materyal nedir? Bu 3D printed bir kask. Fakat sorun şu. Alimalister tarzı krom spektrumuna hitap eden renkler boyaması çok zordur. Birkaç farklı teknik uygulamak gerekiyor. Birkaç farklı kimyasal kullanmak gerekiyor. Ama bunların çalışabilmesi için kaskın yüzeyinin mükemmel olması lazım. Araba yüzeyi gibi böyle. Yani o yüzden zımpara, dolgu, astar süreci 4-5 defa tekrarlandığı için çok uzun sürüyor ve ürün çok büyük. Ciddi anlamda yorucu oluyor. O yüzden hani zorladı beni. Yoksa hani şey olarak bir zorlama değil yani. Yapım üretemiyorum bir türlü manasında değil. Çok yorucu oldu yani. Öyle bir zorlama içerisindeyim. Ki zaten hani Mandalorian kostümlerine Boba Fett, Jango Fett vesaire çok aşina olduğum için temelde neyin nasıl yapıldığını bilebiliyorum. Yani bu zırhı göğsüme nasıl sabitleyeceğini biliyorum. Onlar zorlamıyor. Ama böyle yeni şeyler işin içine girdiği zaman biraz kafa karışıklıklarına yol açabiliyor zaman içerisinde. Anladım. Peki sendeki kostümde elektronik bir aksam var mı? Ya da olacak var, mı? Var. Şu an var. Hatta çalışıyor. Şöyle göstereyim. Display'imiz var. Zaten bütün şeyde pre-Beskar'daki tek elektronik parça bu. Bu bir Arduino controller'la kontrol ediliyor. İçerisinde bir kod var. O kodla işte buradaki dijital ekrana yansıtıyoruz bu görselleri. Yine bir bataryayla çalışıyor. Yani içerisinde gizli halde böyle çözdük. Peki kostüme aksesuar olarak kullanmayı düşündüğün bir silah var mı? Şimdi zaten şurada göstereyim. Blaster'ımız var. Blaster'ı tamamladık. Fakat Blaster'ın yanına tabii ki de Emblem
pulse rifle gerekli. Şu 2 metre falan. Evet, 1.68. Kocaman. Onun için de şöyle bir planım var. Kostümü bitirdikten sonra ona başlayacağım. Çünkü o baş başına bir ürün yani. Bambaşka bir şey. Ona zaman harcamak lazım. Şu an zaten Legion standartlarında onu opsiyonel tutuyoruz. O nedenle hani kayıt sırasında bir problem çıkarttırmaz bana. Bitirdikten sonra Emblem Pulse Rifle'a başlayacağım. Böyle devam edecek Mando. Mando da zaten bol bol versiyon olduğu için. Bir süre çalışma şeyi uzun görünüyor benim. Ama bence onu yapmalısın çünkü yani karakterle çok özdeşleşmiş bir hale geldi o silah. Evet, yani bütün kesinlikle. Posterlerde falan her var yerde galiba. Var. Muhakkak sırtında taşıyor. Zaten şurada taşımak için şeyimiz var. Parçamız hazır zaten. Kilitli mekanizmasıyla duruyor. Takacağız, taşıyacağız direkt. O şekilde kullanacağız. Sende eksik kalan başta söylediğimi hatırlamıyorum. Şu an bir tek pelerin kaldı galiba. Pelerin kaldı. Bir de bacak zırhlarının içine şeyler, velcrolar yapıştırılacak ondan sonra. Tamam, az bir şey kaldı. Çok az bir şey kaldı. Bir böyle bir genel giyerim. Bir proporsiyona bakarım. Ufak tefek düzenlemelerini yaparım. Gerekirse bir kat daha eskitme geçerim kumaş parçalardan. Ondan sonra fotoğrafları çeker, onaylarız. Sonunda seni sahalarda görürüz. Aynen. Tabii şu pandemi süreci bitip de etkinlikler başladıktan sonra. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İple çekiyoruz. Son sorum Türklerin en çok sevdiği soru olacak. Bütün bunlar işçilikle beraber yani istemiyorsan cevaplamayabilirsin tabii. Sana maliyeti ne kadar oldu? Ya ben bunu hesaplayamadım. Açıkçası işin ucunu kaybettim de birkaç bin lira diyebilirim. Yani 3.000 liranın üstünde bir maliyeti olduğuna eminim. Bu 7-8 aya yayıldığı için bu süreç. Hani hesap tutamadım. Çünkü ya bir şey oluyor, bir şey alman gerekiyor. Ne bileyim, filament bitiyor, 2 kutu daha alıyorsun. İşte taban bozuluyor, bir tane daha taban alıyorsun. Reçine bitiyor, reçine alıyorsun vesaire. Yani sürekli arada tahmin edemediğin harcamaların oluyor. Veyahut da deride bir hata yapıyorsun. Haydi gitti bir tabaka deri, bir tane daha al. Çünkü ben o holster'ı wetform yaparken öyle bir hata yaptım. Bir tabaka daha aldık mecburen. Yani o yüzden hani birkaç bin lirayı çoktan geçti. Maalesef öyle bir durumum var. Yani bunu bir de tabii bu maliyet yüksek bir maliyet. Evet. Herhangi bir kostüm yapan birisi için. Fakat şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bunu sen yaptığın halde böyle tabii oldu. Tabii ki. Yani bütün her şey burada üretildiği halde böyle oldu. Ben bunu kit halinde almaya kalksam 16 bin, 17 bin liralardan bahsediyoruz ateş yani. Malum dolar kuru. İmkanı yok yani. O çok ciddi paralar onlar. Tabii ki. Bu arada kit dediğim şey de basit tabirle maket gibi düşünebilirsiniz. Size aynen. Sadece ham parça geliyor. Siz onları birleştiriyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, zımparalıyorsunuz ve boyuyorsunuz. Bunlar da birazcık el becerisi gerektiren şeyler. Özellikle boyama kısmı. Hani şöyle bir boyamayı ben yapamam mesela. Yani biraz evet el alışkanlığı gerektiriyor. Evet. Birkaç yıl üzerinde bu işle uğraşmış olmak gerekebiliyor yani. Yani onu da böyle birisine yaptırayım derseniz bir de üstüne boyatma maliyeti çıkacak. Artacak da artacak. Evet. İşin ucu kaçıyor ondan sonra zaten maalesef. Sanırım benim soracaklarım bu kadar. Emre tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Aynen yani bu özellikle bu kostümü de böyle yakından görmek ya gerçekten çok çarpıcı bir kostüm. Çok teşekkür ederim. Dileriz en kısa sürede tamamlarsın. Evet ya. Hep beraber şöyle bir tripping yapalım. Evet yani bu kostümün şeyde açıkta görülmesi gerekiyor. Burada hakkını vermiyor size öyle söyleyeyim. Yakından görmeniz lazım. Dileriz pandemi süreci biter. Etkinlikler tekrar başlar. Biz de lejyonlar olarak kendimizi ortamlarda göstermeye başlarız. Evet, özledik ya. Bu bölümün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.